Herkese merhaba arkadaşlar ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinin yeni bölümünden merhaba diyorum herkese. Bu akşamki konuğumuz Ulaş Töre Sivrioğlu. Kendisi yayında ön hazırlığını yapıyor. Birazdan ekrana alacağım kendisini de. Bu akşam İran tarihini konuşacağız. Ancak yayından önce Töre ile kendi aramızda konuştuk. Koskoca bir İran tarihini tek bölüme sığdırmak mümkün olmayacağı için büyük ihtimalle biz bu seriyi yani İran tarihini iki bölüm yapacağız arkadaşlar. Biz Töre ile konuşmaya başladıktan sonra hemen sonra siz de yavaş yavaş sorularınızı yazabilirsiniz. Çünkü ilgili soruları hani konuşma akarken ekrana yansıtırsam oldukça sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi Töre'nin gelmesini bekliyorum. Geldi kendisi de. Edeceğiz. Onları nasıl Evet, yapacağız? merhaba, ekrandayım. Ekrandayız. Ha, ekranda mıyız? Yayın. Tamam. Evet. Yayında mıyız? Yayındayız, evet. Hoş Tamam. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Hediye. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Bir şey sorun ya. Bir mesela ara verebiliriz değil mi bazen? Bir müsaade alabiliriz değil mi? Tabii, Mesela alabiliriz. Rahat bunlar. Kendi Ha, tamam. salonumuzda çay içerken yaptığımız muhabbet gibi. Zaten çayımı da aldım ben. Gördüğün gibi Tamam. kupayla böyle. Evet. Tamamdır. Şimdi sen yayına gelmeden önce ben kısaca birkaç bilgi aktardım. Hani koskoca İran tarihi bir bölümde bir saate sığmaz. Bu nedenle iki bölüm yapmayı planlıyoruz demiştim. Kendini kısaca tanıtır mısın? İlk sorulara geçeyim ondan sonra hemen. Heyecanlıyım açıkçası İran konu tarihi de konuşacağız diye. Ya kendimi konuyla ilgili tanıtayım o zaman. Çünkü arkeoloji eğitimi aldım. Ön Asya arkeolojisi. Yani bizim bölüm Türkiye'de Ön Asya arkeolojisi diye geçiyor ama dünyada Yakın Doğu arkeolojisi diye geçiyor. Near Eastern arkeoloji diye geçiyor. Benim diplomanın yanındaki İngilizce versiyonu da Yakın Doğu arkeolojisi diye yazar. O yüzden biz İran'la ilgilenmeye işte lisansla başladık. Yani tabii bronz çağı, demir çağı vesaireler gibi. Lisanstan sonra da ben yüksek lisans ya da doktorayla o dönemde İran'ı çok merkeze alan çalışmalar yapmadım ama hayalim şeydi, Sasaniler dönemine çalışmaktı doktora da. Fakat Türkiye'de o dönemde bu mümkün değildi. Niye? Çünkü Sasaniler dönemi ilk çağda başlıyor, orta çağda bitiyor. Ya yani 224'te kuruluyorlar milattan sonra 651'de yıkılıyorlar. Türkiye'de bu dönemi kapsayan bir bölüm yok. Çünkü bizim ilk çağ tarih, yani böyle bir sorun vardı. İlk çağa da tam girmiyor, orta çağa da tam girmiyor. Bunu karşılayan bir bölüm olmadığı için, yani Türkiye'de şeydir, tarihi bölümlemeler, dilimlemeler Avrupa merkezci yapılır. Yani Roma İmparatorluğu yükseliş çöküşlerine, dağılmasına göre yapıldığı için ilk çağ, orta çağ, bilmem ne çağ terimleri Türkiye'de, İran tarihi buna uymuyor. İlk çağda gitseniz, orta çağda gitseniz oradaki hanedanların dönemleri şeyleri uymadığı için bunu yapamadım. Yani akademik alanda yapamadım ama kendim bağımsız olarak çalıştım. 2011-12 yılından beri şimdi tam hatırlamıyorum. Akemli akademik dergilerde, tarih dergilerinde Sassanilerle ilgili, ya yani İran tarihiyle ilgili, Partlar ve Sassaniler dönemiyle ilgili bir düzine kadar sanırım araştırma makalesi yayınladım. Bir ikisi galiba ortak yazarlı da olabilir. Daha sonra bu ülkeleri, İran'ı gezmek için, tarihi bölgeleri gezmek için orada bulundum. Öyle çok uzun süreler falan kalmadım. Yani bir ay falan kaldım. Hani böyle Yeterli. yıllarımı İran'da geçirdim falan, öyle bir şeyim yok. Gezdiğim yerler zaten Sasanilerle ilgili, Perslerle ilgili, Partlarla ilgili. Biraz da Safaviler ve Kaçarlar dönemleriyle ilgili tarihi mekanlardı. Bize gerekli fotoğrafları müzeleri gezerek aldık. Arşivi topladım. Yani yayınladığımız kitaplarda şeyden hoşlanmıyorum ben, böyle hani internetten resim bul falan değil. Evet. Kendimiz arşivliyoruz bu fotoğrafları genelde. Ve böyle yani bu alanla ilgili Töre Sivrioğlu bu. Yani öyle diyeyim yani İran konusuyla ilgili. Daha ne olsun? Bir de En şöyle bir ayrıntı var. Onu unuttum. İran Araştırma Merkezi, İRAM biliyorsunuz.
Onlarla da ortak işler yaptık. Onların bir İran ansiklopedisi var. Modern İran ansiklopedisi. Ona galiba 10 tane falan makale gönderdim. Madde yazdım. Ama onlar daha çok İran Komünist Partisi, Tudeh Partisi, Musaddık Evet. dönemi yaşananlarla ilgiliydi. Yani o alanda da birkaç kalem oynatmışlığım var. Evet, zaten kısaca bütün İran tarihinin öne çıkan dönemlerini incelemişsin ya da üzerinde çalışmışsın. Ya şuradan başlayalım o zaman. Şimdi hangi İranlı ile ben İran'a gitmedim açıkçası. Farsça da bilmiyorum. Ama böyle Türkiye'de de İranlılarla denk geldiğimizde ya da işte kitaplarını okuduğumuzda falan hep İran'ın binlerce yıllık tarihinden bahsedilir. İran tarihi, önce şunu soralım. İran dediğimiz yer, o binlerce yıllık medeniyetlerin başladığı yer, bugünkü İran coğrafyası mı yoksa çok daha geniş bir coğrafyayı mı kapsıyordu? Şimdi bugün İran dediğimiz yerle tabii tarihte İran denilen yerler her zaman aynı değil. Yani mesela İran kelimesinin kökeni Aryan sözcüğünden geliyor. Ari ya da Aryan. Bunlar kim? İşte Aryanlar ya da Ariler. İlk defa Hint Vedalarında, Hindistan Vedalarında adı geçen bir soylu bir kabile bunlar. Nereden geldikleri belli değil ama Orta Asya kökenli oldukları düşünülüyor. Bu Ariler yani Aryanlar bunların bir kolu Hindistan'a gidiyor yerleşiyor. Onların hikayesi ayrı. Bir kolu da bugünkü modern yani İran dediğimiz coğrafyaya yerleşiyor. Aslında bunlar İran'ın ilk halkı değil. En eski halkı değil, yerli halkı değil. İran'ın en eski, en yerli yani otokton dediğimiz, bildiğimiz yani tarihsel halkı Elamlar. Yani bize o Elamlardan kalan çok fazla sayıda çivi yazılı belge var. Bunlar İran'ın en eskileri. Ama şu an Elamlar kim? Yok oldular, gittiler yani. Aryanlar gelince, Ariler gelince Elamlar zaman içerisinde bunlar içinde eriyorlar ve kaybolup gidiyorlar. O yüzden İran kelimesi Aryan'dan geliyor. Aryan ülkesi demek aslında. Bu daha uzun versiyonu var. İran Şah diye ya da İran Şah diye ya da Aryan Şah diye Orta Çağ'da kullanımı. Bu kısalarak zaman içerisinde İran'a dönüşmüş. Kelimenin kökeni Orta Asya'dan gelen o Aryan kabilelerin olmakla birlikte nereyi kapsıyor burası? Ya her yüzyılda başka bir cevap veririm. Yani burada şey sorman lazım. Hani milattan önce 4. asırda İran denirken neresi kastediliyordu? İslami dönemlerde İran denilirken neresi kastediliyordu? Gerçi o dönemler artık İran denilmiyordu. Yani İran adı unutulmuştu Müslümanlık devrinde. Irak'ı Acem diyorlardı. Acemistan diyorlardı. Memaliki Mahrusa diyorlardı. Farsistan diyorlardı. Yani İran sözcüğü biraz hafızalardan silinmişti yani tabii yani %100 bir silinme diye yani. Şahname'de falan gene İran'dan bahsediliyordu ama çoğu insan artık İran kullanmıyordu yani Acemistan, Irak'ı Acem, Farsistan gibi ya da mesela bugün biz İran ne bileyim İran'ın doğusu Horasan'dır. Yani biliyorsunuz orası aslında başka bir coğrafya kabul edilir. Şimdi oraya da biz İran diyoruz. Yani Meşhed Tuz bölgesine, Nişabur bölgesine şimdi İran deniliyor. Halbuki o yeni bir şey yani. O Orta Çağ'da oraları İran denilmiyordu. Orası Horasan. Ya da işte Tebriz İran deniliyor. Tebriz İran denilmesi yeni bir olay yani. Orası Azerbaycan yani. Yani İranlılar oraya Batı Azerbaycan diyorlar. Kendi eyalet sistem Batı Doğu Azerbaycan diyorlar. Türkler genelde Güney Azerbaycan demeyi tercih ediyor. Çünkü hani biliyorsun bütün büyük bir Azerbaycan'ın güney olarak. Ben hatta çok komik bir olay yaşadım. Tebriz'de bir otelde kalıyorduk. Otelin adı da galiba Azerbaycan oteli mi neydi hatırlamıyorum. Adama şey sordum orada otelin çalıştıranlardan birine. Ya ben dedim Şiraz'a gideceğim. Hangi yoldan gidelim? Trene mi binelim? Otobüse mi binelim? Falan filan diye soruyorsun. Adam bize şey dedi. Ne bileyim ben dedi. Ben hayatımda hiç İran'a gitmedim dedi. Ha. Yani bu İyiymiş. yani Tebrizli bir otelcinin bana verdiği cevap mı? Ben de bilmiyorum ki dedi. Ben hayatımda hiç İran'a gitmedim dedi. Yani o bölgenin İran olarak görülmesi aslında yeni bir olay yani. Son yüzyıllarda yerleşmiş bir olay. O yüzden İran dediğimiz yer yüzyıllara göre, dönemlere göre sınırları değişen bir yer. O yüzden şöyle sormak gerekiyor yani hangi döneme göre İran? İran derken
hangi yüzyıla göre değerlendiriyoruz demek lazım. Anladım. O zaman peki İran'da hani binlerce yıllık medeniyetten bahsediliyor ya, medeniyet tarihi ne zamana dayanıyor ya da ne zamana kadar uzanıyor? En eski kalıntılar hangi dönemlerden? Bununla ilgili Şimdi çalışmalar vardır illaki. şöyle yani insan izi diye soruyorsan Neandertaller bile var İran'da. Yani bundan 30-40 bin yıl öncesi mesela Şanidar mağarası vardır. Şanidar gerçi Irak sınırının içinde kalıyor ama İran-Irak sınırında Zagros Dağ silsilesinde, yani tam böyle sınırın o tarafında mı bu tarafında mı şimdi hatırlamıyorum. Yani Zagros dağlarında Neandertal insana dair izler var. Tarih öncesi dönemlerde İran'ın çok güçlü bir Neolitik kültürü var. Keçi ve koyunun evcilleştirildiği bölge Zagros dağlarıdır. Bu tabii bir kısmı, burada bir sürü arkeolojik yer adı sayabilirim yani, gerek var mı bilmiyorum. Tepe Hisar, Hasanlı, işte Haftavan Tepe falan, ya bunların hangisi tam İran sınırında, hangisi tam Irak tarafına kalıyor bilmiyorum ama sınır hattı boyunca diziliyorlar bunlar. Şimdi tek tek modern sınırlarla zaten bizim işimiz yok yani, Zagros dağları Evet, dediğimiz evet. zaman. Burada İran. Keçinin, koyunun evcilleştirildiği bir dönem var. Bir de gene tarih öncesi dinleyenleri bunaltmayalım ama milattan önce 1200'lerde burada demir çağı dediğimiz bir dönem başlıyor. Bu önemli çünkü demir çağı birçok arkeolog bugün İranlıların ataları olan insanların demiri bölgeye getirdiğini düşünüyorlar. Yani şöyle söyleyelim, bu insanlar bu bölgenin yerlisi değil, yani bu Aryanlar dediğimiz, yani hakiki İranlılar ya da Farsların ataları diyelim. Ya da şöyle diyeyim, Farsça konuşan, Hint-Avrupa dili konuşan insanlardan bahsediyoruz. Bunların milattan önce 1200'ler dolayında bölgeye gelmeye başladığını, yani yakın doğuya akınlarla gelmeye başladığını düşünüyoruz. Hazar Denizi'nin batısından mı geldiler, doğusundan mı geldiler bilinmiyor. Ama büyük teori Türkmenistan tarafından geldikleri, göçebe oldukları, yerleşik bir yaşam olmadığı, işte o dönem Avesta denilen bir kutsal işte inanış şeylerine inanıldığı, Ahura Mazda'ya inanan bir topluluk bunlar. Geliyorlar ve yakın doğuya yerleşiyorlar ve demiri getiriyorlar. Yani demirin, demir çağına bunlarla geçildiği varsayılıyor. Çünkü Asur'da, Babil'de demir yok o döneme kadar, bronz var. Bunlar demiri getiriyorlar ve seramikler de değişiyor. Keramik deriz biz. Boyalı böyle canlı renkli, deve tüyü renkli keramikler varken İranlıların gelmesiyle bölgeye gri renkli bir keramik başlıyor. Ve böyle demir taklidi yani. Hani sanki metalden yapılmış gibi bir keramik başlıyor. O yüzden bugün İranlı tarihçiler nerede bu gri keramiği görseler, İşte bizim atalarımız oradan geldiler, buraya doğru geldiler, buraya doğru yayıldılar gibi bunu bir delil olarak görüyorlar. Yani yoksa hikaye tarih öncesine buralara kadar iniyor. Böyle sorular geliyor. Hediye, onlara hemen cevap veriyor muyuz? Bekleyelim, nasıl yapıyoruz? Onları ben seçiyorum. Akış sırasında uygun yerlere yerleştiriyorum açıkçası. Sen konuşurken. Mesela Ruken Kaya demiş ki Avesta metinlerinde kutsanan demir madeninden söz ediliyor. Evet, demiş. Ahendir. Eski Farsça ahen diye geçer. Avesta'da da ahengir demircidir. Demirci, demir hikayesi ve demirci hikayesi İran mitolojisinde, yani araştıranlar, ilgililer hemen hatırlar, önemli bir yerdedir. Merkezi bir yerdedir. İranlıları işte zalim bir hükümdar olduğu varsayılan mitlerde Dehak ya da Zehak yönetiminden kurtaran Kava adlı kişi bir demirciydi. O yüzden hani demir kültürü ve şeydir, Avesta'nın her tarafında şeydir, böyle tanrılar demirden tahta otururlar, demirden silahları vardır. Yani böyle demir sözcüğü o katılımcı, evet yani çok yüceltilir. Ve gerçekten de arkeoloji bunu doğruluyor. Bronz çağından demir çağına geçişte İran'da sanat değişiyor. Yani Elam'da mesela demir yok. Demin anlattık ya, en eski halkı. Onlarda demir yok. Fakat bu İranlılar gelince demir artıyor ve bizim riton dediğimiz hayvan şeklinde şeyler vardır. Kaplar, içki kapları, gümüş kaplar, demir kaplar başlıyor. Yani metal endüstrisi, metaloloji birden bir sıçrama yaratıyor ve İran
demir çağından itibaren böyle bron şeyden gümüşten yapılmış ya da demirden yapılmış çok sayıda hayvan biçimli işte böyle keçi işte ceylan karaca neyse biçimli kaplarla karşılaşıyoruz. Bu gelenek İslami dönemde bile devam etti. Yani İran'da gümüş ve demir metalurji sanatı her zaman Arapça konuşan yani Arap bölgesinden ileri oldu. Yani 15. yüzyılda bile gümüş kakma eserler, işte kazanlar, tepsiler vesaireler, tabaklar her dönemde İran'da metalurji anlamında şeyden ilerideydi. Yani Arap coğrafyasından, Mezopotamya coğrafyasından ilerideydi. Niye? Çünkü çok basit. Mezopotamya'da maden yok. Oraları düz bölgeler, alüvyonel toprak, dağlar İran'da. Yani Zagroslar, bir de bunlar volkanik dağlar çoğu. Bir kısmı tabii kıta hareketi, Zagroslar kıta hareketi ama Elburz dağları var. Demavent dağları var. Onların çok böyle mitolojik, ben onun yanından geçmiştim. Devamet dağlarının. İşte bu dağlar aynı zamanda tabii maden kaynakları. Dağlar olan bir yerde doğal olarak maden kaynakları da çok. Memo CYP demiş ki Mezopotamya ilk yerleşik yaşamın başladığı topraklar olarak anlatılır. Ama Mezopotamya'dan bahsetmiyoruz bu dönemde zaten. Vallahi ne kadar bilgi düzelteceğim, ne kadar zamanımız var bilmiyorum. Mezopotamya ilk yerleşik yaşamın başladığı yer değil. Verimli Hilal ilk yerleşik yaşamın başladığı yerdir. Çünkü Mezopotamya daha sonra. Bundan 10 bin yıl önce çok özetle geçeyim. Verimli Hilal'den kastımız batıda Cebeli Lübnan, yani Lübnan dağları, bizim Toroslar, Amanoslar, Toroslar ve Zagroslara doğru giden hat. Torosları, Zagroslar. Çünkü yerleşik ilk köyler burada başlamasının sebebi yağmura dayalı tarımla başlıyor tarım. Yani yağmur yağması lazım. Yağmur da dağ yamaçlarında yağar. Yani çok böyle coğrafya bilgilerine girmek istemiyorum ama ısınan hava dağ kütlesine çarpınca yükselirken yağmur bırakır. Tarımın ilk başladığı yerler yamaç köyleridir. İnternetten meraklar şeylere bakabilir. Nevala Çori, Hallan Çemi, işte ne bileyim Çayönü, Jeriko ya da Eriha gibi yerler, Jarmo gibi, hep bunlar o dağ silsilenin yamaçlarındadır. Sonra insanlar kanal açmayı öğrenince, yani nehirlerden su çekip kanallar yapıp tarım yapmayı öğrendikçe yağmuru olan bağımlılıkları azaldı ve artık kendi sularını nehirlerden alarak kanallar vasıtasıyla üretebilme, faydalanabilme aşamasına vardılar. İşte Mezopotamya o aşama. Biz ona Hasuna Samarra dönemi diyoruz. Yani 10 bin yıl önce Zagroslar tarafında başlayan ya da Filistin'e kadar uzanan o Toroslar, Zagroslar hattına başlayan köyleşme aşaması sonradan Mezopotamya'ya doğru iniyor. Fakat şu doğru, Mezopotamya'daki yerleşik kültür bunların hepsini geçti. Yani yağmura bağlı tarımdan sulamaya bağlı tarıma, kanallara geçiliyor. Ki bu kuru tarım, sulu tarım denir buna, bu ayrıma. Sulu tarıma geçince, yani kanallara geçince artık Mezopotamya coştu. O konuda katılımcılar, yani şu anlamda haklı. Kentleşme diyorlarsa Mezopotamya. Ama ilk yerleşme ve tarım diyorlarsa Toroslar, Zagroslar, İran, Batı İran hattı, bu işi başlatan bölge. Bir de Filistin, oradaki Lübnan dağları bölgesi. Evet. Şimdi İran tarihi açısından, İran medeniyeti açısından hani iz bırakan, dönüştürücü güce sahip olan medeniyetler ya da işte kavimler, devletler vesaire, hani sırayla gidecek olursak nereden başlamak istersin? Yazılı tarih Elamlarla başlıyor. Yani İran'daki en eski medeniyet bundan 2000, milattan önce 2000'lerde, yani bundan 4000 yıl önce Elamlılarla başlar. Elam bölgesi Mezopotamya'ya en yakın. Batı İran bölgesi. Yani Ahvaz, bugünkü ne o? Huzistan. Yani modern isimlerini söylüyorum. O zaman bu isimler yok tabii. Öyle yanlış anlaşılmasın. Huzistan, Ahvaz bölgesi. Yani eskiden Elam bölgesiydi. Burası İran'da en eski yazılı kültürün, tarihin başladığı yer. Bunlar Babililerin komşusu. Elam dilinin nitelikleri çözülemedi. Ama Hindistan'daki Dravid dilleriyle akraba olduğunu ya da Kafkas dilleriyle akraba olduğunu savunanlar var. Her halükarda bir İran dili değil. Yani İrani diller dediğimiz dillerden biri değil Elamlar.
iltisaki dil dediğimiz sondan eklemeli bir dil. Bunun ardından dediğimiz gibi 1200'lerde bütün İran değişiyor. Altüst oluyor ve yeni bir ırk geliyor. İşte onlar proto İranlılar. Yani Asurlara güvenecek olursak Madalar ve Parsalar. 830'larda milattan önce Asurlar bu kabilelerden bahsediyorlar. Yani Medlerden ve Perslerden bahsediyorlar. Medler ve Persler kendilerine o dönem bahsediyor mu? Hayır, onlar kendilerinden bahsetmiyorlar. Çünkü onlar göçebe kavimler. Yerleşik yaşam yok, yazı yok o dönemde. Milattan önce 9. asırdan bahsediyoruz. O yüzden onlar hakkındaki bilgileri kimden öğreniyoruz? Asurlardan öğreniyoruz. Yani Mezopotamya'daki yerleşik güçlü medeniyet sayesinde İran hakkında da bilgi alıyoruz. Ki buna protohistorya diyoruz. Benim mezun olduğum bölüm. Ne olduğunu yıllarca biz kendi aramızda tartışıp bunun. Protohistorya şu demek. Siz kendi tarihinizi yazmıyorsunuz. Birileri sizin adınıza sizin tarihinizi yazıyorsa... Yani siz protohistorik bir halksınız. Yani tarihte varsınız ama kendiniz kendinizi anlatmıyorsunuz. Birileri sizin hakkında bilgi veriyor. Mesela ilk Türkler kendileri hakkında bilgi vermiyorlardı. Çünkü Türkçe yazı sistemi geç geçti. Ama Çinli tarihçiler Türkler hakkında bize bilgi veriyorlardı. İşte o zaman Türkler protohistorik bir halktı. İranlıların tarihe geçişi de böyle. Onlar hakkındaki en eski bilgileri bize aktaranlar Asurlar. İlk İrani kabileler, Madalar, Medler ve Persler. Buradan sorabilirsiniz mesela ne diyeyim? Yani Medler kimdi, Persler kimdi? Medler kimdir? Evet. Gelen sorular var zaten o yönde. Medler kimdir? Oradan başlayalım. Vallahi Medler en gizemli İrani halklardan biri. Çünkü ne yazık ki Medce bize ulaşan bir kitabe, metin, yazılı bir şey yok. Medlerin Medce hakkında bildiğimiz 4-5 tane kelime var. Bunu da Herodot'a borçluyuz. Herodotos birkaç tane Medce kelimeden bahsediyor. Mesela Spako köpek demek. İlk Med krallarından birini yetiştiren bir kadının sembolik adı. Yani bir totem ismi aslında bu. Kurtlar o dönem şeyler hayvanlara tapınım dönemi. Yani Medlerle ilgili yine Strabon diyor ki Persler Medleri anlayabiliyordu. Yani birbirleriyle konuştukları zaman anlaşabiliyorlardı diyor. Demek ki dil olarak evet İrani bir dil. İrani dil bir çatı aile şeyidir. Yani şunu önce düzeltelim. İrani dil eşittir Farsça değildir. İrani evet. Diller bir ailedir. Şöyle mazur gör beni diye bir iki dakika. Şimdi Hint Avrupa dil ailesi var büyük. Hı hı. Yani İrlanda dilinden Rusça'ya Hint dillerine kadar uzanan çok büyük bir aile bunlar. Bunun daha küçük bir Hint İran kolu var. Daha küçük dedim gene bayağı büyük. Hint İran kolu Hint ve İrani olarak ayrılır. İrani kol da kendi alt aile olarak Farsça, Kürtçe, Beluci, Mazenderani, Gilaki, işte Dari vesaire diye ayrılır. Bunlar İrani diller ailesini oluşturur. Yani İrani dil demek, biz mesela bunu söyleyince hemen biri karşı olur. İrani dil Farsça demek değil. Farsçayı da içeren, Kürtçeyi de içeren, Beluci dilini de içeren, Mazenderan dilini de içeren, Gilaki dillerin onları da içeren bir geniş ailenin genel adı İrani dil. Ve bunlar Hint dilleriyle de akraba. Yani bugün Kürtçe bilen biri, Farsça bilen biri Hindistan'a gitse konuşulanları anlamaz ama ya anlamak üzere hisseder kendini. Mesela Hindistan'ın kolu batısı... öğrenir. Ya şöyle bir örnek vereyim. Her tavla oynayan beni anlayacaktır. Hindistan'ın batısında bugün Pakistan diye şapkadan çıkan bir ülke var. Orası eskiden Hindistan'dı ve Pencap diye bir eyalet var mesela. Pakistan'da büyük bir eyalet Pencap. Pencap eyaletinin adı beş su demek Pencap. Çünkü Indus Nehri'nin 5 tane kolu işte orada birleşiyor, ayrılıyor, tekrar birleşiyor falan. Penj 5 demek, ab da su demek. Bunu yani her bulmaca çözen Türk vatandaşı, her tavla oynayan kahve müptelası bilir. Yani Kürtçe bilen, Farsça bilen biri
Pakistan'a, Hindistan'a gittiği zaman orada konuşulan kelimenin çoğunu anlayacaktır yani. Ha şu demek, bu demek. Çünkü tabii şey farkları var. Ne bileyim, büyük diyalekt farkları var. Ama otursa kendini iş edinse, hani ana dili Türkçe olan biri bir yılda Hint diline hakimse, ana dili Farsça olan biri 2 ayda Hint diline hakim olmaya başlar. Bu kadar da akrabalar yani. Bu kadar ortak geçmişe de dayalılar. Neyse. İrani dillerin hikayesine dönersek, yani Metçe hakkında bizim bir bilgimiz yok. Bir muamma Metçe. Yani İrani bir dil oldu kesin. Bütün Yunan tanıklar bunu söylüyor. Fakat ne yazık ki Metler kendileri hakkında bir şey söylemiyorlar. Yani bizim Metçe diyebildiğimiz bir şey şu ana kadar bulunmadı. Bulunabilir mi? Bulunabilir. Ama şu ana kadar bulunamadı. Bu nedenle de Metçe üzerine Farsça ile akraba olan, mesela Kürt tarihçiler öne bir dönem, özellikle 90'lı yıllarda Selahattin Mitoli, Nergize Tori, Velate Tori, Cemşit Bender, yani yeni kuşaklar bunları biliyor mu, hatırlıyor mu, duydular mı bilmiyorum da, bunların ortak bir teori iddiaları var. Yani Medlerin Kürtlerin ataları olduğu ve Kürt-Fars ayrımının Med-Pers ayrımından itibaren başladığını iddia ediyorlardı. Bu kanıtlanmış bir şey değil, teori değil. Yani adı üstünde şu anda bu bir hala bir teori. Çünkü Kürtlerle Farsların bu kadar geçmiş bir dönemde ayrıldığını biz düşünmüyoruz. Yani Kürtçe ve Farsça arasındaki yakınlık bize 2000 sene, 2500 sene, 3000 sene önce bunlar kopmuşmuş gibi bir şey göstermiyor. 3000 yıl önce bu iki toplum ayrılsaydı bugün dilleri birbirinden tamamen daha farklı olurdu. Yani o bu kadar şu an o kadar yakın ki iki dil, bu ayrım bu kadar geçmişe iniyor olamaz diyoruz. Yani genel teori bu. Muhtemelen Kürtçe ile Farsça'nın yolları milattan sonraki asırlarda, yani 300'lerde, 400'lerde ayrıldığı tahmin ediliyor. Bu kadar geçmişe gittiği düşünülmüyor. Ama tabii bunlar kanıtlanamaz şeyler şu an söylediklerim. Çünkü ortada Metçe ile ilgili çok sağlam şeylerimiz yok. Bir belgelerimiz yok yani. O yüzden bilgimiz de yok. Tahminlerimiz var. Peki medlerin o medeniyete ya da o topraklarda gelişmekte olan medeniyete katkısı ne oldu? Ne getirdiler? Ne Medlerin bıraktılar? katkısı çok, çünkü Persler Medleri taklit etmiş. Medlerin biraz paylaşılamama sebebi de bu. Yani Kürt tarihçilerin Medlere kendini dayandırması, İranlıların da Medleri bırakmak istememesinin sebebi, Medlerin medeniyet olarak gerçekten nasıl diyeyim, paylaşılacak büyük bir miras bırakmış olmaları. Yani yazılı metinler gerçi konusunda zayıflar ama Perslerin giyim kuşam, yönetim tarzı, devlet teşkilatı, bunların hepsini Medlerden kopyaladığı söyleniyor ki ilk Pers kralı Kuraş da ya annesi Med ya da işte ona karışık bir aile zaten bunlar. Yani şey değiller bunlar. Medler ve Persler birbiriyle evleniyorlar. Tarihteki bu Kuraş'ın, Kiros'un, yani işte birinin annesi Medse babası Pers, birinin babası işte şuysa öbürü Med. Bunlar karışık aileler. Yani şey değiller. Evlenebilmeleri önemli. Çünkü şunu biliyoruz, Aryanlar kendilerinden olmayanlarla evlenmiyorlar. Yani şimdi ben geçenlerde birkaç böyle ünlü tarihçinin şeylerini okudum da, aynı zamanda siyasette de tanınan, işte ırkçılık batıdan geldi, ırkçılık batının icadı, öyle bir şey yok. Mesela ırkçılığın tarihi incelenecekse İran mutlaka incelenmeli. Çünkü Medler ve Persler, yani Aryanlar, kendini Aryan olarak kabul eden bu topluluklar, kendilerini Aryan olduklarını kabul ettiklerini nereden biliyoruz? Çünkü Persçe yazıtlar böyle başlar. Ben Kuraş, ben işte Dara, Aryan, Aryanların soyundan, Aryan oğlu. Kendi bunu övünerek söyler yani. Aryanların soyundan falan diye. Neyse, bunlar diğer topluluklara inanılmaz derecede küçümseyici bir şekilde bakıyorlar. Yani Medler ve Persler, yani kendini Aryan olarak kabul eden ya da İrani diyelim, neyse öyle diyelim. Bu İrani halklar diğer toplumları hor görüyorlar, küçük görüyorlar. Onlarla evlenmiyorlar. Aynı ortamda yemek yemiyorlar, sofralarına oturmuyorlar falan filan. Onlar gibi giyinmiyorlar. Onların da kendileri gibi giyinmesine izin vermiyorlar. Yani
Perser çok geniş bir coğrafyayı yönetiyordu. Medler de çok geniş bir coğrafya yönetiyordu. Ama böyle karışık evlilikler, hoş sohbet, bir aradalar, böyle bir dünyaları yoktu. Yan yana gelmemeye, karışmamaya, kanlarının onlarla iç içe girmemesine, dinlerin, inançlarının da onlarla karışmamasına çok özen gösteriyorlardı. Bu da enteresandır. Mesela biz bunu hep Pers hoşgörüsü diye anlatırız. İşte Persler kimsenin dinine karışmıyordu. Karışmıyordu çünkü onun kendi dinine girmesini istemiyordu. Bir yabancının mazdaist olmasını, yani mesela bir Müslümanlık gibi değil bu din. Yani mazdaizm bu açıdan misyonel bir din değildir. Tebliğci bir din değildir. İranlılara özgüdür ve istemezler. Mesela Araplar içinde hiçbir mazdaizme giren yok, var. Yani bazı prensler, o mesela Hira prensleri Irak'ta falan, Bahreyn'deki Araplar, Yemen'deki Araplar dönem dönem mazdaizme girenler olmuş. Ama genel olarak İranlıların tercihi bu değil. Yani böyle dört bir yana yayılıp Ahura Mazda'yı anlatmıyorlar. İşte Zerdüşt'ü anlatmıyorlar. Neyse işte, yani böyle bir yayılma amaçları yok. Bunun en büyük sebebi de kendilerine has olan kültürü kendi özleriyle koruma kaygısı. Başkalarına anlatmama, paylaşmama, onların da gelip buna ortak olmasını istememe. Yani bu aşırı derecede böyle, hani Aryan ırkı şeyi vardır ya, temiz, ari kalması gerekiyor şeyin. Bu kafadalar diyebilirim. Evet. Ama aynı zamanda Persler Medleri kopyalamaktan ya da taklit etmekten de geri durmamışlar. Onlar akraba ama. Yani orada sorun yok. Onlar yani akraba. Biz zaten neden eminiz Medlerle Persler'in iç bir aile olduğuna? Evlilikleri ve birbirlerini kabullenmeleri nedeniyle. Mesela Babilli ile evlenmiyor. Asur ile evlenmiyor. Lidyalı ile evlenmiyor. Ama Med ile evleniyor. Onunla gurur duyuyor. Çünkü onlar çok yakın iki kabile diyelim. Yani aynı toplumun iki parçası. Bir de Medlerin tarihe bir katkısı şeydir. Magiler. Yani Mazda rahipleri. Med kabilesidir onlar. Yani Medler siyaseten çökse de dini ritüelleri kast olarak onlar devam ettirdi. Yani Perslerin dini ritüellerini devam ettiren Medler de bugün bizim Magiler dediğimiz dini topluluk, yani Mazda rahipleri, onlara hep Med soyluydu. Magi kelimesi hani yabancı gelebilir ama bunun Latincesi Magus. Arapçası da Mecus. Yani Arapçadaki Mecusi, yani Zerdüştlere verilen biraz hakaret amacıyla söylenen bir şeydir o Mecusi. Yani Magus'tur onun kökü. Çünkü Magiler din adamı demek. Yani rahip demek Metçe'de. Bunun Latincesi Magus'tur. Magus batı dillerine büyücü anlamıyla geçmiş. Yani magic kelimesinin de kökü Magus'tur. Batı dillerindeki büyücü, magician, magician gibi sözcüklerin kökenidir. Çünkü niye? Bu maguslar gelecekten haber veriyorlar. Yıldızları okuyorlar. İşte kim ne zaman ölecek, hangi imparatorluk ne zaman yükselecek, ne zaman çökecek, bunları biliyorlar falan. Yani yıldızları okuma, geleceği görme yetenekleri var. Buna inanıyorlar. Arapçası da mecustur. O yüzden İran dinine mecusilik de denir. Bu dediğim gibi biraz hakaret sözcüdür. Şam Vakti diye bir film vardı. Bilmiyorum gördün mü? İranlıların yaptığı bir film. Yok, izlemedim. IŞİD militanları bir uçağı kaçırıyorlar. Suriye'de. Pilot da İranlı. Ya uçak aslında Suriye'yi anlatıyor, böyle içindeki insanlar falan. IŞİD militanları işte o İranlı pilotlara böyle silah doğrultuyor. İranlı pilot hani beni öldürmeyin falan. Kapa çeneni mecusi diyor falan ona. Yani hala onları şeyler, Vahabiler, İranlıları bu isimle anarlar. Böyle de meşhur bir kitap vardır. İran devrimine Mecusilerin geri dönüşü. 1979 devrimi üzerine yazılmış bir selefi kitaptır. Yani onlar mesela hala onları yani mecusi olarak isimlendirirler. Bu konuya değinebiliriz. Yani niye hala böyle yapıyorlar? Niye 2000 yıl sonra bile hala bu böyle yapışmış kalmış? Bu da enteresan bir konudur. İşte bu bir Med mirasıdır. Hani demin dedin ya, Medlerden kalan ne var? Çok şey var. Çünkü Magiler ve onların törenleri, ateş kültü,
ateşe işte kurban adama tapınma demiyoruz. O yanlış bir şey. Kurban törenlerini konu. Sönmeyen kutsal ateş. Evet. Ateş gedeler. Yani mesela şöyle düşün. Bilmiyorum tesadüf müdür de geçen İran'da hani kadınlar başörtülerini çıkarma eylemleri yapıyorlar ya. Mesela o başörtülerini ateşe atıyorlardı. Yani niye çöpe atmıyordu ateşe atıyor? Yani ben onu izlediğimde şey düşündüm yani. Acaba hala bir kutsal ateş mi var yani bir şekilde? O yüzden hani... Ya da kültüre bir şekilde sinmiş aslında. İnsanların da adını koyamadığı. Ya sinmişlik şöyle şimdi İslam Cumhuriyeti'nin İran takvimini bilenler bilir. Bütün ayların ismi şeydir, Tanrı ismidir. Tir, Adar, Mordat, Hordat. Yani şimdi bunu şey değiştiremedi mesela İslam Cumhuriyeti. Yani o Pehlevilerin koyduğu o İran tanrılarından gelen ay isimlerini onlar da yerinden oynatamadı. Mesela Nevruz Bayramı bir yani Mazdaist gelenektir. Onun çeşitli versiyonları var. Yani sebepleri kimisi işte Feridun diye çok efsanevi bir kralları var onların. Onun tahta çıktığı güne Nevruz diyenler var. İşte Kaba'nın isyan gününe Nevruz diyenler var. Ama İran'da hala Nevruz yılbaşı yani. Ve resmi bayram. Ve insanlar ateşin üstüne atlıyor yani hala. Mihrigan bayramı hala kutlanıyor. Yani o yüzden şey diyemeyiz. Yani Medlerin mirası ya da Mazdaizmin mirası işte silindi gitti kayboldu gitti falan. Böyle bir iddiada bulmak çok aşırı olur yani abartılı olur. Yani bu tabii Vahabilerin suçlamalarını desteklemek anlamında söylemiyorum ama onların tabii derdi başka ama neticede bu kültürel devamlılık böyle bir olay da var ve bu şey bu insanın içine de sinmiş durumda yani. Muharrem Palaz'ın bu konuda bir sorusu var. Demiş ki bu medeniyetlerde, Medlerde ve Aryanlarda felsefe, bilim, edebiyat gelişmiş miydi? Valla edebiyat gelişmişti ama bilim ve felsefe konusunda biraz durum abartılıyor. Yani tamam güçlü bir edebi gelenek var. Yani sözlü de olsa daha sonra yazıya da geçse İran edebiyatı evet yani Perslerden bize kalan 7-8 tane kitabe var uzun. Bunlar hükümdar yani kralların yani şahlar şahlarından kalan. Onlar Hişatiya Hişatiya Anam diyorlar. Yani Persçe'de Şah Hişatiya demek. Onlardan bize kalan şeyler var, kitabeler var. Ama o dönem bile 3 dille yazılıyor onlar. Persçe, Elamca ve Babilce yazılıyor. Yani Babilce gene daha önemli. Yani kendi ülkelerinde bile kendi kitabelerini 3 dille yazmak zorunda kalıyorlar. Çünkü kendi dillerini okuyan yazan yok. O yüzden mecburen Babilce'de yazıyorlar. Yani bugün tıpkı Arap ülkelerine gittiğinizde hani tabelaların üstüne İngilizcesi de yazıyor ya. İnsanlar nereye bulsun diye. O yüzden hani Persçe'nin Babilce'den, Asurca'dan çok daha gelişmiş, güçlü bir dil olduğunu iddia edemeyiz. Persler bile diplomatik dil olarak Babilce, Akatça ve onların torunu olan Aramice'yi konuşuyorlar, kullanıyorlardı diyelim. Yani kendileri bile imparatorluk dili olarak neye benzetebiliriz bunu? Hani daha sonraki yüzyıllarda Arapça ve Farsça'yı kullanan çeşitli İslami dönem toplulukları gibi anlaşma dili olarak yani lingua franca olarak Pers imparatorluğunda Aramice konuşuluyordu, kullanılıyordu. O yüzden Persçe hep bunun gölgesinde kaldı. Yani Aramice'nin Persçe üzerine çok yoğun bir etkisi var. Çok güçlü bir etkisi var. Mesela din kelimesi, din. Din kelimesi eski Persçe, Farsça'da da var. Bu muhtemelen Aramilerden, yani Mezopotamya'dan geçmiş bir kelime. Çünkü Avesta'nın bozulmamış bölümlerinde Raisha mı, Raishang falan ya da Raizeng gibi bir kelime kullanıyor din için, inanç için. Fakat Avesta'nın bile yeni bölümlerinde, yani çünkü Avesta şey bir kitap değil yani böyle gökten düştü Zerdüşt'ün kucağına öyle bir şey değil. 2000 yıl boyunca sürüyor. Avesta metinin süresi, uzunluğu. Gide gide dilin Aramilerden yani Mezopotamyalılardan etkilendiğini, kelimelerin değiştiğini görüyoruz. Öz, yani öz Türkçe derler, öz İranî dil olarak yani öz Aryan dilini bulabilmek için Avesta'nın en eski metinlerine bakmak zorunda kalıyoruz.
Yani edebi olarak şeyin gölgesindeler, Mezopotamya'nın gölgesindeler, etkisi altındalar. Bilim ve felsefe olarak da Mezopotamya'nın gölgesi ve etkisi altında. Felsefe yok zaten. Felsefe yok ama İran hani şeyde de yok felsefe. Babil'de, Asur'da da yok. Yani şimdi buna biz böyle deyince kızıyorlar. İşte Yunancısınız, Avrupacısınız, şusunuz, busunuz. Felsefe şeyde yani Yunan'da. Antik çağda başka yerde felsefe yok. Bu konuyla ilgili insanlar çok kızıyorlar. Bunları biz söylediğimizde. Ama yani o gerçek bu yani. Mesela Babil'de felsefe diye bir şey yok. Babil, yani felsefeden kastımız şu değil mi? Yani sorgulama, Evet. şüphe. İran'da böyle Tabii. bir gelenek yok. Yani tanrıları sorgulamış, bunlar var mı yok mu, biz nereden geldik, nereye? Böyle şeyler yok yani. Hani şey bir inanış var. Ama şu var, Yunan felsefesini etkilemiş mi İran inanışları? İnanılmaz derece etkilemiş. Bu doğru. Yani Herakleitos'un ateşi arke olarak kabul etmesi Yunan'da muhtemelen bir İran etkisi. Yani Mazda dini, Mazda inancı, Mitra inancı, daha sonra Zerdüşt'ün söylemleri Helenistik felsefe etkilemiş mi? Etkilemiş tabii ki. Ama Ama onları doğdukları etkilemiş. yer İran değil. Evet, zaten geçenlerde böyle bir şey okudum. Kimden okuduğumu hatırlamıyorum ama hiçbir felsefe kendi doğduğu toprakta yetişmez diyor. Hani hep böyle yolculuk esnasında başka yere geçerek bir anlam kazanır. Evet, İran Yunan felsefesini besleyen kaynaklardan biri. Sadece Yunan felsefesini değil, İbrani inanışlarını yani Yahudiliği inanılmaz derecede besleyen kaynaklardan biri. Yani bugün Yahudilikte işte kurtarıcı, ne bileyim Mesih, cennet, cehennem, bütün bunların İran'dan çıktığını düşünüyoruz. Yani Yahudilikte bunların başta yok, bunların hiçbiri. Tevrat'ın erken metinlerinde bunlar yok. Bunların hep İran'dan gelen etkiyle işte Mesih inanışı, cennet inanışı. Fakat kendisi kendi kaynağından bir şey üretmemiş. Yani felsefe diyebileceğimiz bir sorgulayıcı şey üretmemiş. Sadece bunun istisnası Mani. Maniizm, o da Babil'de ortaya çıkan. Yani tam İran'da değil. Mani İranlıydı. Ama Maniizm İran'da değil Babil'de ortaya çıktı. Yani kozmopolit bir yerde ortaya çıktı. Zaten orada ortaya çıkabilirdi. Bunlarla ilgili soru gelirse döneriz. Yani bu İran, antik İran kültürü Persler döneminde Mezopotamya'nın çok yoğun etkisi altında. Zaten çivi yazısı kullanıyor. Çivi yazısını doğrudan nereden almış? Mezopotamya'dan almış. Terimlerin çoğunu Mezopotamya'dan ve Elam'dan almış. Mesela dibir katip demektir Persçe'de. Dabir ya da dibir. Doğrudan Elamca bir kelimedir. Yani sizde yazı olmadığı için yazı ile ilgili terimleri nereden alıyorsunuz? Yazıyı öğrendiğiniz toplumlardan alıyorsunuz. O yüzden Persçe'deki birçok böyle işte medeniyet, uygarlık ölçütü olan sözcükler vardır ya, işte bunların çoğu yönetimle ilgili terimler. Bunların çoğu Aramilerden, Elamlardan yani Mezopotamya bölgesinden etkiyle alınmıştır diyebiliriz. Evet. Bu arada Cavit Türkoğlu da izleyiciler arasındaymış. Size de selam demiş. Ben de selam söyleyeyim. Uzun zaman oldu görmeyeli. Biz böyle bu kadar uzun süre görüşmeden durmazdık. Hakikaten bayağı oldu yani. Bu ara bayağıdır görüşmüyoruz yani. Selam söylüyorum. Evet, merhaba, hoş geldiniz diyorum ben de. Peki Medlerden ve Arilerden sonra ne var? Kim geliyor? Şimdi Persler de biraz Tarih kalalım. sahnesine mi çıkıyor? Persler önemli, şöyle önemli. Dünyada bildiğimiz ilk imparatorluğu, yani imparatorluk kültü üzerine ilk tecrübe kazanan bunlar. Çünkü bunlardan önce Persler. Akat ve Asur imparatorlukları var ama Akat ve Asurların imparatorluk kurma gibi bir dertleri yok. Onlar her yeri ele geçirip yok eden insanlar. Yani bunu biz söylemiyoruz. Kendileri anlatıyor. Tuz ektim diyor. Ceset bırakmadım, kadın bırakmadım, çocuk bırakmadım falan. Asur İmparatorluğu modeli bir böyle dehşet ve korku üzerine kurulu bir model. Fakat Pers İmparatorluğu modeli herkesi kendi iç yaşantısında serbest bırakan, demin dediğimiz gibi kendine de karıştırmayan, kendisi de millete karışmayan, vergisini ödedikten sonra ve büyük şaha,
Yunanlar Megalos Basileus diyorlar. Yani büyük kral derler. Megalos Basileus. Ona biz Farsçası şeydir. Hışatiya Vazarka falan. Ya da Ortaçağ Farsçası Bozor Şah diyelim falan. Buna saygı, buna bağlı olduğunuz sürece, vergi ödediğiniz sürece büyük krala, şaha ne yaparsanız yapın. Hani neye inanıyorsunuz, neye inanmıyorsunuz? İşte ne yaptılar örneğin? Babillerin sürdüğü, Asurların ve Babillerin tapınaklarını yıkıp sürdüğü Yahudilere serbestlik tanıdı. Kuraş, Kiros, Pers Şahı ve onların tekrar Filistin'e dönmesine müsaade etti. Tapınakları kurmasına izin verdi. Bu yüzden Tevrat'ta Kiros göklere çıkartılan, tanrısallaştırılmış, peygamberlerle eşit düzeyde kabul edilmiş, muhtemelen Yahudi olmayan 2-3 kişiden biridir. Yani Yahudiliği incelediğiniz zaman eski İran şahlarına, Pers şahlarına çok büyük bir sadakat ve hayranlık görürsünüz. Çünkü onları inançlarını serbest bırakmıştır. Daha ileri, daha radikal iddialar da var. Mesela Kiros silindiri diye bir şey var. Cavit'le konuşmuştuk, o hatırlar hemen. İşte oradaki yazım hataları, anlatım bozuklukları falandan söz ediliyor. Yani o bu ilk insan hakları beyannamesiyle geçer. Fakat şimdi o kadar emin değiliz. Çünkü orada bütün inançlara serbestlik mi tanıyor? Yoksa sadece hepsinin adı mı geçiyor? Çevirmenler orada çok emin değiller. Ama genel olarak Perslerin büyük bir imparatorluk kurarken genelde hani hoşgörüye dayalı, toleransa dayalı ya da işte karışmamaya dayalı uyruklarına bir yönetim tarzları vardı. Ve bu birçok tarihçi Osmanlı'daki millet sisteminin, Selçuklulardaki, Osmanlılardaki, Abbasilerdeki millet sisteminin, yani birçok topluluğun hükümdara saygı gösterip vergisini ödedikten sonra kendi iç işlerini serbest bırakıldığı yönetim biçiminin kökeninin Persler olduğunu savunur. Yakın Doğu devlet geleneğinde Persleri incelemeden şeye varamayız. Bu günümüzü dahi anlayamayız. Yani bunu çok rahat söyleyebilirim. Peki Persleri biraz daha detaylandıracak olursak, bugünkü İran coğrafyasına, İran medeniyetine ne verdiler, neyi geliştirdiler? Bilim, sanat, kültür, buna benzer gelişmeler söz konusu muydu o coğrafyada, o dönemde? Şimdi Persler bugün İran milliyetçiler için hala bir referans, bir kerteriz noktası. Yani İran'ı İran yapan ırk, topluluk Persler. Medlerden geriye pek bir şey kalmadı çünkü. Yani arkeolojik buluntu yok ama Perslerden geriye, işte yani Persepolis başta olmak üzere çok büyük yapılar. Biz Apadana diyoruz onlara. Hani büyük tapınak, saraylar kaldı. Ki Persepolis, yani gezenler o hayranlığı yani yaşamıştır. O yüzden hani bugün hala İran'da bu ülke zaten Orta Çağ'da biliyorsunuz Persia, batıda Persia olarak anılıyordu. 1935'e kadar sanırım uluslararası arenada İran diye bir ülke yoktu. Persia'ydı orası. Hala da işte internet oyunları oynayanlar bilir, mesela Persian Prince diye falan oyun vardır. Filmler vardır. Filmlerde hala İran denmez, yani hala Pers ülkesidir orası. Şimdi bazı işte bu özellikle İslami Cumhuriyet buna çok sinirleniyor. Hani Pers olarak anılmak, Şah zamanında da vardı bu tepkiler de. Hani İran, işte bu zaten Rıza Pehlevi işte sanırım 35 yılında dünyaya yaptığı bir çağrıyla artık bize hani Persia demeyin, biz İran'ız gibi bir şeyde bulunmuştu. Halbuki buna rağmen Batılılar hala Persia der yani. Hani Farsça demezler, Persian denilir hala. O yüzden o ülke hala Pers ülkesi olarak görülür. Bazı İranlı demokrat görüşlü ya da liberal mi diyeyim falan, onlar da bu durumdan memnundur. Çünkü neticede bu neyi veriyor? Yani şöyle düşünün, 79'dan sonra şekillenmiş bir İslam Cumhuriyeti var. 40 yıldır işte öyle bir sistem var ama yani bütün İran tarihini düşündüğünüzde İslam Cumhuriyeti, hatta İslam'ın kendisi bile İran'ı tam olarak yansıtmıyor. Ya mesela şimdi şöyle tartışmalar var. Yani İran kimliği nedir? Şimdi hemen şu an akla gelen şey mesela Şiilik, işte İslam, ama İran kimliği sadece böyle bir şey değil ki. Bunların 1950'lerde 60'larda yaşadıkları tartışmaları hatırlayalım. Hani o öze dönüş, öze dönüş, işte o neydi o
Ali, Hasan Ali'ler falan neydi? Şeylerini hatırlayamadım şimdi. Tek tek isimlerini hatırlamadım. Bunların öze dönüş, o Ali Şeriati'den hemen öncesinde başlayan tartışmalar bunların. Öze dönüş tartışması. Hangi öze döneceksiniz? Yani bu soruyu kendi aralarında çok net olarak sormuyorlar. Ya da bize bunlar çok yansımıyor. İslam'ın ötesine taşan, öncesine geçen ortada büyük bir miras var. Mesela bunu ne yapacaksınız? Hı hı. Şimdi Araplar bu konuda net. Yani Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman onlar cahiliye çağı diyor, geçiyor zaten. Hani ilgilenmiyorlar. Evet. İslam öncesini silmiş adam kafadan. Ama Celal Ali Ahmet ya, kim hatırlayamadım adam oydu. Onun işte şey var ya hani öze dönüş çağrısı falan. Ama işte hangi öze döneceksiniz diye sormak lazım. Kim bu öz? Persler'e kadar mı geri dönülecek? Ali Şeriati ne diyordu? Ya Persler unutuldu artık, ona dönemeyiz. Öyle değil ki. Ya bu unutulmuş falan değil. Hala bile İran kendini dünyada tanıtırken, övünürken işte Persepolis harabelerini gösteriyor mesela şeylerde. Hı hı. Ve Persepolis'e gittiğin zaman Türkiye'de hiç görmediğiniz bir manzarayla karşılaşırsınız. Mesela Türkiye'de böyle dindar, mukaddesatçı insanlar böyle şeyleri çok gezmezler. Efes antik harabeleri, ne bileyim Faselis antik kentiymiş falan, oraları çok gezmezler yani. Hani İslam öncesi tarihiyle çok ilgilenmezler, azdır. Ama İran'da böyle değil. Bütün o kesim, yani olabilecek en işte mütedeyyin diyelim, dindar diyelim, ne diye muhafazakar, hepsi Persepolis ve Perslerle ilgili miras bölgelerini geziyorlar. Sahipleniyorlar. Hı hı. Onları ataları, dedeleri olarak kabulleniyorlar. O yüzden hani o miras attık gitti. Biz İslam'dan sonrası. Hatta bir de şöyle düşünün. Neticede Şiilik de İran için çok yeni bir şey. Yani İran 400 yıldır Şii. Yani ondan öncesi ne olacak? Evet. Perslerin olduğu, yani hüküm sürdüğü dönem ne kadarlık bir süreç? Milattan önce 560 diye hatırlıyorum. Kiros'un taht Medleri devirerek geliyor bunlar. Ve Medleri, hı hı, de görevlendiriyorlar. Milattan önce 330'da Büyük İskender Perslere son verdi. 250 yıllık bir dönem boyunca sadece İran'ı değil bu arada, bütün Türkiye'yi, bugünkü Türkiye'nin tamamında yönetiyorlar. Suriye, Filistin, Mısır, evet, Hindistan'a kadar. Yani Persler deyince böyle sadece bugünkü modern İran falan değil. Yani bir ucu imparatorluğun Trakya'da Meriç Nehri'ne kadar yönetiyorlar. Bir ucu Nil, hı hı, Nehri'ne dayanıyor. Bir ucu Indus'a, Hindistan'a. Bir ucu da Ceyhun'a, Amuderya'ya. Yani bizim Yunanların Oksus dediği ırmağa kadar dayanıyor. Yani devasa bir coğrafyayı yönetiyorlar. 250 yıl boyunca o döneme peki kadar görülmüş en büyük devlet. 250 yıl boyunca devam eden, günümüzde hala İran açısından da yani hani 79'dan sonra bile izleri silinemeyen bir sistemi nasıl kurmuşlar? Bunun temelinde ne var? Ne yapmışlar da bu kadar unutulmaz, bu kadar hala günümüze de damgasını vuran bir medeniyet kurabilmişler? Vallahi esnek bir şekilde Mezopotamya'nın öğrencisi olmuşlar. Mezopotamya'dan öğrenmişler. Bunu kendi gelenekleriyle birleştirmişler. Bir de Yunan dehasından da yararlanmışlar. Mesela kendileri çok savaşmıyor. Persler böyle çok savaşçı bir halk değil. Her ne kadar bazı İran milliyetçileri hani böyle biz dediğim zaman kıssalar da, yani Pers ordusunun asıl vurucu gücü, savaşçı gücü paralı Yunan askerleri. Helenler yani. Hı hı. Paralı askerler. Ya bunu işte Anabasis'in 10 binlerin dönüşünü isteyenler okusun. İskender'in seferlerin Arianus'u, Plutarkos'u okuyun. Yunanlı Yunanlı'yla savaşıyor yani. Hani İskender'in ordusu Anadolu'ya çıkıyor. Karşısına Granikos'ta Pers ordusu çıkıyor. Komutanları Yunanlı. Pers ordusu. İşte Menandros muydu? Neydi şimdi? Bütün komuta kadrosu, hı hı, Yunanlı. En çok direnenler de Yunanlı. Yani şeyler kaçıyor. Pers satrapları kaçıyor. Yunanlılar deniyor. İskender de aşırı derecede sinirleniyor. Ya diyor ki, ya hadi bunları anlatsın. Size ne oluyor da siz niye bize karşı savaşıyorsunuz diyor. Pers esirleri serbest bırakıyor. Yunanlı esirlerin hepsini idam ediyor. Onları çünkü şey olarak görüyor. Ya ben diyor Yunanlıları kurtarmaya geldim Anadolu'ya diyor. Siz diyor Persleri destekleyip bana karşı savaşıyorsunuz.
Onlara karşı çok acımasız. Yani Pers ordusunun çekirdek gücünü Yunanlı paralı askerler, Yahudi paralı askerler, İskit, Saka göçebeleri falan oluşturuyor. Arap bedevileri oluşturuyor. Kendileri biraz hani nasıl diyeyim, zaten şeydir Yunanlıların Persler hakkında yazdıkları, süslü giyinen, kadife işte kuş tüyü yataklarda yatmaya alışık, işte sürekli böyle eğlence, müzik, şarap, keyif böyle, yani böyle ehli keyif böyle yani. Ve bunu işte küçümseyerek söylerler. Yani bir işte erkek dediğin süslenir mi? Mesela İranlı erkekleri anlatıyorlar. Gözleri sürmeli, küpeler, yüzükler falan. İşte Eflatun, Erguvan kıyafetler. Yunanlar bunları hani hakir görüyor yani. Hani erkek dediğin yerde yatar, hasırda uyur, kılıcıyla uyur falan. O yüzden onlara dönük küçümsemeleri bugün ben hayretle okuyorum. İşte Yunanlılar yani İranlıları küçümsüyordu çünkü kendilerini uygar, onları barbar olarak görüyordu. Ya tam tersi. Yunanlılar İranlıları küçümsüyor çünkü onları aşırı uygar olarak görüyorlar. Aşırı böyle kadınsı derler mesela Persler için. O aşırı uygar oldukları için onları küçümsüyorlar. Yani kendilerini tam tersi onlardan daha hani o dönemki kullanılan terimlerle bu dönemki terimler aynı değil. Kendilerini, onları kendinden daha uygar görüyorlar ve bu yüzden küçümsüyorlar. Yani bu kadar uygarlık erkeği bozar kafasındalar yani. Böyle bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Yunanlılar barbar derken geri kalmış ilkel adamdan bahsetmiyorlar. Barbar kelimesi eski Yunan'da Yunanlı olmayan, Helen olmayan, yabancı anlamına geliyor. Sosyolojik bir tabir değil. Yani biz gelişmişiz. Bunlar ilkel, tam tersi. Mısırlıların ve Perslerin kendilerinden daha ileride olduklarını biliyorlar. Daha zengin olduklarını biliyorlar ve İskender askerlerine diyor ki Perslerden korkmayın. Onlar uygarlığa alışmış, işte kuş tüyü yataklarda yatmaya alışmış kadınsı bir halktır. Bizim gibi sert koşullarda, dağlarda, bayırlarda çobanlık yapmış insanlar değildir. Onları kolay yeneceğiz diyor. Yani Yunanlı'nın kafasındaki barbar bugünkü terimle kullanılan barbarla alakası yok. Onların barbar, yabancılar ve muhtemelen kendinden de üstün olan insanlar. Herodot mesela hayrandı Perslere. Açık bunu net söyler ve Herodot'u şeyle suçlarlar. Barbar sever. Los Barbaros mu neydi Yunancası? Yani Yunanlılar şeye hayranlar. Perslerin zenginliğine kıskanç bir çocuk gibi şeyler. Zaten onları tahrik eden Asya'nın içlerine sefer yapmalarını, Babil'e, Pers, İran'ın içlerine kadar girmelerini sağlayan şey onların zenginliklerine duydukları hayranlık, haset. Çünkü İranlıların üzerindeki takılara, net bunları ayrıntılı şekilde anlatırlar. Yani bütün bu zenginliklere, sofralarına, örneğin şeyler, Anabasis'te, Tukidid, Ksenofon. Yani Yunanlar şarabı su katarak içiyordu. İranlılar ise sek içiyorlar şarabı. Bunu mesela şaşırarak, ya yani o kadar bol ve o kadar içiyorlardı ki der, su bile katmıyorlardı. Çünkü daha zenginler. Yunanlı su katmak zorunda. Çünkü o kadar büyük bağlara ve zenginliklere sahip değil. Ama İranlıların kendilerinden her zaman daha ileride, daha zengin olduğu farkındalar. Bunu da biraz kıskanıyorlar. Bazen de işte küçümsüyorlar. Peki kültür, felsefe ve bilim olarak ne dersin? Ya bunlar pek yok. Yani şöyle, yani matematiksel olarak mesela Babil'i anlatırken güneş takvimi falan. Ya gene çok haksızlık etmeyelim. Yani astronomi açısından İran kötü değil miras olarak. Güneş takvimi kullanıyorlardı. Ya bunlar sonradan ilerliyor ama. Şimdi şöyle bir iddiaları var İranlıların. Biz aslında çok ileriydik. Bu iddiayı söyleyenler orta çağlı yazarlar yalnız. Hani şeyden bahsetmiyorum. Şu anki profesörlerden falan değil. Orta çağ yazarları diyor ki biz dünyanın en medeni ülkesiydik. Tıp, işte astronomi, her şey bizdeydi. İskender geldi. Kıskançlıktan dolayı Persepolis'i, onlar tahtı cemşit diyorlar şimdi, yaktı. Avesta nasklarını, yani derilere yazılmış Avesta metinlerini yaktı, çaldı, çırptı, Yunanistan'a götürdü. O yüzden Yunanlılar bilime, her şeye sahip oldular. Bizi geçtiler. Bu orta çağda Bunnahişin diye bir Zerdüştî metin var. 8. yüzyılda falan yazılmış olabilir.
oradaki bir iddia. Sonra da daha sonraki İran şahları, işte Partlar döneminde ya da Sassaniler döneminde, işte Şapurlar falan ya da işte Nuşirevan falan şu kararı verdi diyorlar. Dünyanın bütün yörelerine dağılmış Avesta metinlerini ve eski İran bilgelik metinlerini gidin toplayın getirin tarzı adamlarını yollamış. Bunlar da bir rivayet. Sonra tekrar bunları toplamışlar. Buna samimi bir şekilde inanıyorlar. Yani orta çağdaki İranlı aydını, okur yazarı, bütün medeniyetin İran'dan kaynaklandığını, doğduğunu ve Yunanlılarca, işte Mısırlarca çalındığını, götürüldüğünü inanıyor. Ya da Hintlilerce. Evet. Ya siz söyleyin, ben sonra eklerim. İskender'in İran kültüründen çok etkilendiği ve taklit ettiği doğru mu? Demiş Oğuz Deniz. Evet. Evet deyip kapatın. Ya ilerledikçe yani şey oluyor. Bir cevap oldu. Evet. Ya onlar gibi giyinmeye başlıyor. İşte İranlılar gibi giyiniyor. İran prensesleriyle evleniyor. Askeri açıdan, yönetim açısından vesaire. Askeri açıdan etkilenmiyor. Çünkü askeri açıdan İskender, Makedonlar mükemmel. Yani etkilenecek bir şeyler yok. Dağıtıyorlar zaten her savaşta onları. Yani İran ordusundan şey olarak askeri anlamda hiçbir etkilenme şeyleri yok. Çünkü o zaman Makedon falanksı var, tank gibi. Bütün İran ordusunu dağıtıyorlar yani. Yönetim olarak etkileniyorlar. Çünkü ilk defa bu kadar büyük coğrafyaları yönetme şeyinde. Şeye dokunmuyor zaten. Genel o valilik, satraplık. Yani şimdi şahlar şahı diyoruz ya. Şahlar şahı bütün şahların başında. Yani İran yönetimi böyle antik çağda. Her yörede bir kral var. Mesela Armen Şah var, Ermenistan Şahı, işte Vazar Şah var, işte Gürcistan Şahı, Kuşan Şah var, Hindistan ve Afganistan taraflarını yönetiyor. Bunlar genelde Şah'ın yeğeni, çocuğu, amcası, amcasının oğlu falan, aynı sülale. Ama bunların başında da, yani en tepesinde de Şahlar Şahı var. Şahlar Şahı var. Hatta kraliçe de var. Bambişin diye geçer eski Persçe metinlerde. Onun da kraliçeler kraliçesi de var. Mesela Bambişin'in Bambişin de var. Bazı ülkeleri, mesela Mesena bölgesini, Meşena galiba Mezopotamya tarafı, yöneten bir kraliçenin adı geçer mesela Persler'de. Bu arada onu da ekleyelim. Hani kadın kraliçeler de var yani. Öyle sadece erkekler yönetmiyor. ama bu Persler'de de, Sasanilerde de, İslam öncesi İran'da tahta çıkmış yerel ya da en tepede kadın şahlar var. Sassanilerde iki tane kadın şahın adını biliyoruz. Paraları var. Yani sikkeleri var. Bir tanesi Azermidoht. Bir tanesi Borandoht. Bunlar yalnız şey, erkek gibi resmedilmişler paralarda. Yani kadın gibi değil, erkek gibi gösteriliyorlar. Fakat bunlar kadın. İskender Pers, son Pers Şahı 3. Dara'nın ya eşiyle ya kızıyla evleniyor. Şimdi hatırlamıyorum. Ve iki aileyi birleştiriyor. Komutanlarını da İranlılarla evlendirtiyor. Ve İran kültürüyle Yunan kültürünün bir sentezini yaratmak istiyor. Buna tabii kendi adamları karşı çıkıyorlar. Zaten şöyle şey diyor İskender. Bundan sonra diyor, beni de diyor İran Şahı gibi diyor yerlere kapanarak selamlayacaksınız diyor askerlerine. İşte İran geleneği böyle. Yani Şah geldi mi? Bunu söyler söylemez o salondaki İranlılar hemen yerlere kapanıyorlar. Yunanlılar ve Makedonlar birbirine bakıyorlar böyle. Yani diyorlar, biz böyle bir şey yapmayız. İşte ben İskender'im, bilmem neyim, sen diyorlar, biz olmasak hiçbir şeydin. Yani şimdi biz burada şöyle bakın, Batı Doğu kavgalarını şunu anlatmakta zorlanıyoruz. Yani efendim Yunan hayır abartmıyoruz. Evet, İskender'in askeri karşı çıkıyor. Kalistiyenes diye komutanı var. Diyor ki İskender, bak diyor, buraya kadar seni özgür askerler getirdi. Onlar kendini eşitler diyorlar zaten. Şimdi kelimenin Yunancasını hatırlamıyorum. Eşitler, yoldaşlar diyorlar. Tam çevirisi bu. Yoldaşlar da çevirir Türkçe. Ve İskender şey mesela, İran'a girdiğinde bunlarla beraber yiyor. Aynı sofrada oturuyor. En önde savaşıyor. Aynı giyiniyor.
O kadar sade giyiniyor ki İskender. Darius'un karısı, esir düşüyorlar bunlar hepsi Yunanlılara, bütün Pers kraliçeleri, prensesleri. Afların dilecekler, hani bize zarar vermeyin falan diye. Elinde böyle hediyelerle geliyor, İskender'e gidecek. Bakıyor, bulamıyor hangisi İskender. Hani bunların hangisi İskender, hangisi kral. Sonra bakıyor, en böyle gösterişli, görkemli kişiye tabii gidiyor. Doğu geleneği, kim kral olabilir? En gösterişli kişi. Hephaiston diye İskender'in arkadaşı var. O çok böyle yakışıklı ve şey biriymiş. Gösterişli biri. Süsü. Süsü. Onu İskender sanıyor. Ona işte yalvarıyor. Ey yüce İskender, işte ey Tanrı'nın oğlu, ey bilmem ne falan, bize işte affet falan. Herkes gülüyor. Kadın şaşırıyor. Niye gülüyorlar? Diyorlar ki İskender o değil, bu. Hani kadın da şaşırıyor yani falan. Ya bu böyleler. Ama İran'a girip de kaldıktan sonra orada bu İskender şey demeye başlıyor. Benim önümde de diyor eğileceksiniz yerlere. Secde edeceksiniz diyor. İranlılar hemen secde ediyor. Helenler, Makedonlar, biz diyorlar böyle bir şey yapmayız. Sen iyi bir insansın. Yani liderimizsin. Seni severiz. Ama sen bunu tek başına yapmadın. Biz hep beraber başardık bu işi diyor Kalisthenes ve uyarıyor. Bak diyor Pers Şahı'na diyor, yerlere kapaklanıyorlardı ama diyor savaşta hepsi kaçtı bıraktılar diyor Şahı. Ve son Pers Şahı'nın hikayesi çok trajiktir yani. 3-5 kişi kaldı yanında ve sonra bir kendi adamları İskender'e yaranmak için öldürdüler Şahı. Cesedini İskender'e getiriyorlar. İskender de siz ne saygısız insanlarmışsınız diye bunu yapanların hepsini öldürüyor. Şah'a da çok büyük bir cenaze töreni düzenletiyor. Neyse. Ve diyorlar ki yani sen özgürlüğümüzü bizden alamazsın. O yüzden hani İran geleneklerinden İskender'e etkileniyor bu, ama her zaman olumlu anlamda değil. Olumlu yönü şu: Makedonlar ve Helenleri İranlılarla birleştirmeye ve ortak bir kültür yaratmaya çalışıyor ki bu konuda başarılı oldu. Helenistik kültür, Hristiyanlık, İslam, aklınıza ne geliyorsa bütün o kültürel sentezin ilk öncülerinden biridir. Evet. Muharrem Palaz demiş ki İran'da bu kadar medeniyetler geçmesine rağmen dünyada en çok bilinen ve tanınan Persler demiş. Bunun nedeni nedir? Gerçi bunun nedeni önce... çok basit. Yok, söylemedik onun nedenini. Çünkü Persler Batı tarihi için önemli. Çünkü Persler Yunanlıların rakibi. Persler Perikles'in şu 300 Spartalı filmi var ya, oradaki evet. Leonidas'ın, Pausinias'ın Sparta kralı, Temistokles'in, o Atina'nın çok efsanevi Persleri deniz savaşını yenen, Salamis deniz savaşını yenen amiralidir. Sonra Persler'e sığındı ama. Yaşlandığında iktidar kavgalarıyla Persler'e sığındı. Persler'in deniz gücünü mahveden adam. Persler'e sığınıyor ve Persler ona tabii çok büyük bir saygıyla karşılıyorlar. Ya Persler medeni insanlar. Yani kendilerini mahvetmiş bir Yunan amiralini ona Manisa tarafında çiftlik veriyorlar, bölge veriyorlar. Orada o yaşıyor. Hatta çok enteresandır. Yunanlar normalde yabancı dili öğrenmezler. Merak etmezler yani barbarların dillerini. Temistokles Persler'e sığındığında ne söylemek istersin demişler Şah'a. Bana demiş bir yıl verin, ben Persçe öğreneceğim, kendim aracısız, tercümansız Şah'la kendim konuşacağım diyor. Ve bir yıl sonra eski bir düşman olarak, onları yani Persleri duman etmiş bir insan olarak Pers Şah'ının huzuruna çıkıyor. Ona çok büyük saygı gösteriliyor ve işte büyük araziler falan veriliyor. Neyse, Persleri bu kadar meşhur eden şey Yunan'la olan münasebetleri. Yani Batı kültürüyle, Batı dünyasıyla, İskender'le, Batılıların etkileşimleri. Sonraki hanedanlar, yani Partlar, Sassaniler, onlar Romalılarla savaşmaya devam ettiler ama Batı kültürüne, Batı tarihine bu kadar doğrudan büyük etkileri olmadı. Bunu ben son zamanlarda başka bir çalışmada şuna dikkat çektim. Mesela Orta Rönesans'tan sonra biliyorsunuz opera sanatı 1600'lerde başladı ya. Operaların konuları hep şey, Persler ve İskender'in, Yunanlılarla Persler'in mücadeleleri. Yani ilk operaların konuları bunlar.
İşte 300 Spartalı, Leonidaslar, şunlar bunlar. Shakespeare'in oyunları var bunlarla ilgili vesaire. Şeyler yok ama. Ya işte o yani Partlar, Sasaniler, İslami İran falan onlar yok. Timur'a kadar yok. Yani İran, hı hı, Batı dünyasında Timur'a kadar unutulmuş bir ülke yani açıkçası. Sonra tekrar hatırlanan bir ülke. O aradaki 1000 yıl yok. Yani Perslerin bu kadar tanımamızın sebebi Yunanlıların Persleri çok incelemesi. Zaten biz Persler hakkındaki bilgilerimizin %90'ını Yunan yazarlara borçluyuz. Yani Ksenofanes'in Anabasis'i olmasa, Herodot'un, Ktesias'ın metinleri olmasa biz bu kadar şey bilmezdik. Hatta şey de çözülemezdi. Pers çivi yazısını çözemezdik. Çünkü Herodot'un verdiği isimler olmasaydı, yani işte Kambis, Darius, Kiros, Artakserkes gibi isimler olmasaydı, o şekiller acaba burada ne yazıyor, şu yazıyor olabilir mi ipucusunu bile vermez. Yani biz bugün bir Pers tarihinden bahsediyorsak, bu Yunanlıların yazdıkları metinler ve Yunanlıların yazdıkları sayesinde çözülebilen çivi yazısı hikayesinden bahsediyoruz demektir yani. Öbürleri hakkında da Yunanlılar yazmış. Yani Sassaniler hakkında da çok yazılan şey var. Bunların çoğu Türkçe'ye hiç çevrilmedi. Mesela çok ünlü bir Bizans tarihçisi vardır, Prokopius. Onun İran Savaşları diye kitabı var. Hala Türkçe'de yok. Yani şeyi çevirdiler. Başka bölümlerini çevirdiler ama mesela Pers Savaşları. Strabo'nun İran üzerine yazdıkları bile şu an Türkçe'de yok. Yani şu an Türkçe'de İran Antik Çağ üzerindeki çeviri, yazım, basım, kitap falan şeyde daha şu an çok emekleme aşamasında yani. Bu da çok üzücü bir durum açıkçası. Yani. Ha, Perslerin bir de bu kadar popüler olmasının bir sebebi mesela bizim için söyleyeyim. Persler Anadolu'nun tamamına hakimdiler. İki önemli satraplık merkezi Daskilion, ki ben oralıyım. Yani 20 kilometre ötemde şu an Daskilion. Satraplık merkezi. Yani Perslerin idare merkezi. Saray orada. Pers sarayı var. Hatta şey derler. Manyas kuş cennetini herkes duymuştur. Persler böyle kuş cennetleri yaratıyorlar. Yani ya doğal bir gölü yanına saray yaptırıyorlar. Yoksa da orayı göl yapıyorlar. Yapay bir şekilde. Ve buraya Yunanlılar Persçe bir kelimesi paradesos diyorlar. Paradesos biliyorsunuz sonradan Batı dillerinde paradise, yani cennet kelimesinin kökenidir. Farsçası da, orta çağdaki Farsçası da firdevs'tir. Aynı kökten gelir. Persçedeki P sesi Farsçada F'ye döner. Mesela Pers, yani Persis bölgesi, Orta Batı İran, Orta Çağ'da Fars olmuştur. Fars kelimesi Pers'ten gelir. P sesi zaman içerisinde F'ye dönüşmüş. Paradesos'un Firdevs olması gibi. Paradoş Farsçasıdır. Paradesos Yunancasıdır. Firdevs de orta zaman Farsçasıdır. Yani Orta Çağ'daki Fars. Firdevs bağını herhalde herkes duymuştur. Yani cennet bağı anlamında. Bu Perslerden kalan bir mirastır. Şiirde çok kullanılır. Firdevs bahçesi. İkinci önemli satraplık merkezi de Sardes, yani Manisa tarafı. O yüzden bizim yani Türk tarihçileri, arkeologları da Persleri çok önemsiyorlar. Çünkü Anadolu'nun 200-300 yıl boyunca Anadolu yönetmiş bir devletten bahsediyoruz. O yüzden buraya çok büyük iz, evet, büyük iz bırakmış. Yani Sasaniler de geliyor buralara ara ara akın yapmaya da onlarınki ya gelip geçici yani. Biz yağma yapıp dönüyorlar. Öyle yönetme falan değil. Sasanilerin sınırı Dicle Nehri'dir. Dicle'ye kadar geliyor. Anca o bölge hani Dara falan diye antik kentler var. Oralardalar onlar. Ama Persler Trakya'ya kadar gittikleri için yani Türk arkeolojisi de çok önem verir Perslere. Evet. Bu arada sevgili esas soruyu zannedersem sorunuzu biraz parça parça yazdınız. O yüzden ben tam anlamadım. Derli toplu bir şekilde yazarsanız eğer töreye aktarırım. Peki partlara, Sasanilere geçelim mi yoksa bu akşamlık bu kadar mı diyelim?
Yani sıkmayalım insanları diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bunlar uzun konular olduğu için yani Sasaniler uzun sürer. O yüzden geçmesek olur. Parklarla ilgili biraz konuşup şey yapabiliriz yani. Toparlayabiliriz, evet. Toparlayabiliriz. Parkları kim olduklarını bilmiyoruz. İranî olup olmadıklarını da bilmiyoruz. Bazı Türk tarihçileri parkların Türk olduğunu iddia ediyor. Çünkü partlar Horasan'dan geliyorlar. Yani bugünkü modern Türkmenistan'dan geliyorlar. Yani ana vatanları orası. Nisa, Türkmenistan'da bir antik kenttir Nisa. Oradan geliyorlar. Hekatonpilos falan diye şehirler var. Neyse ayrıntılı atlayalım. Oradan gelip İran'ı ele geçiriyorlar. O yüzden hani partların İranî olmadığı da iddia ediliyor. Fakat partlar dönemindeki yazı yani yazılı metinler Persçe'yi andırıyor. Çok değil. Ortak kelimeler, şeyler var. Sasani dönemi Farsçasıyla Partça arasında yakınlık var. Ama tabii partlar da bunu ana dilleri mi buydu yoksa onlar da hani genel geçer dili olduğu için mi bunu kullanıyorlardı ondan emin değiliz. Partları İranlılar yabancı olarak görmüşler. Bunu nereden biliyoruz? Şehname'yi yani herkes duymuştur. Şehname 60 bin beyitlik bir milli İran destanı. Yani İran tarihini merak edenler için birincil kaynak. Her ne kadar önemli bir kısmı hayali de olsa Şahname'nin ya da Şehname'nin tarihi gerçekler de var içinde. Burada önemli olan şu, tuhaf bir şekilde İranlılar Persleri tamamen unutmuş. Sıfır yani. Persler hakkındaki bilgileri sıfır. Hatta ben İran'da şöyle bir şey yaşadım. Yani Persepolis'e gideceğiz. Fotoğraf çekmek için. Soruyoruz şimdi Persepolis'e nereden gideceğiz? Herkes birbirine bakıyor. Ya bir Allah'ın kulu ya inanamıyorum yani. Ya Persepolis'i nasıl kimse bilmez. Meğerse onlar işte Taht-ı Cemşit dedikleri için Persepolis hiç kimsenin kulağına çalınmamış yani. Biz boşu boşu kendimizi yorup duruyoruz. En sonunda biri ha Taht-ı Cemşit diyorsunuz dedi. Evet dedik orayı diyoruz falan. Neyse Persler'le ilgili bütün hatıralar silinmiş. Perslerden kalan bütün her şey isim değiştirmiş. İşte Nakşi Rüstem olmuş, işte Taht-ı Cemşit olmuş. Yani bütün o hikaye Kur'an'dan alınan peygamber isimleri ya da İran efsanelerinden gelen Rüstemler, Keyhüsrevler, Keykavuslar falan onlara dönüşmüş hepsi. O yüzden Persler unutulmuş. Bu çok enteresan bir şey. Anlamak imkansız çünkü yani Yunanca kaynaklar burunlarının dibinde. Yani bir orta çağ mesela tarihçisisiniz. Bizans'ta komşusunuz. Bizans'ta Herodot hala okunuyor. Ve onlar Persler hakkında her şeyi biliyor. Fakat İranlılar Persleri tamamen hafızadan silmişler. Çok kısa olarak Şahname'de İskender'le savaştığı için Dara hakkında bilgi var. Yani tek bilinen Pers Şahı 3. Darius. Onun da 3. olduğunu bilmiyorlar da. Gene gerçi Daraoğlu Dara diye geçiyor. Dara'yı biliyorlar. Başka hiçbir Pers Şahını bilmiyorlar. Ardından Partlara geçiyor. İranlılar Part demez. Eşkani der. Eşkanilere geçiyor Şahname. Ve o koca destan yani 60 bin beyitlik destan Eşkanilere yani Partlara bir sayfa ayırmış. Böyle de birileri vardı diyor geçiyor. Yani bu da şey bir kanıt gibi yani. Hani hakikaten hiç benimsenmemiş. 400 yıl sürüyor partlar. Yani Az bir süre de değil yani, 400 yıl Perslerden daha uzun. Perslerden daha uzun ya İran'ın tamamına hakim olmaları geç dönemlere doğru olmuş ama 400 yıl boyunca Horasan'dan Dicle'ye kadar bir hakimiyet dönemleri var. Ama bunları kabullenmiyorlar yani. İran milli tarihin içine, Şahname içine kabullenmiyorlar. Ama niye? Bu bize ne ifade ediyor? Yani Partlar Türk oldukları için mi kabullenilmiyor? Yoksa gene İraniler ama göçebe ve işgalci bir kabile oldukları için mi kabullenilmiyor? Bunu bilemiyorum. Yani o dönemin insanı
yabancı derken bizim anladığımız şeyleri söylemiyordu. Yani mesela hı-hı, bunlar bir Türk kabilesi olduğu için de yabancı olarak görülmüş olabilir. Yok. Gene İrani bir kabiledir ama göçebe oldukları, medeniyetsiz oldukları, hani uzak bir diyardan geldikleri için de böyle atfedilmiş, böyle görülmüş olabilirler. Neticede Batı İranlı değiller. Batı İran'dan, hı-hı, tamamen farklı bir kültürü temsil ediyorlar. Partlar hakkında bir de şunları söyleyebiliriz. Helenizmin, yani Yunan kültürünün aşırı derecede etkisi altında kalmışlar. Paraları Yunanca. Sikkeleri üzerine Yunanca. Yunan tanrılarına çok önem veriyorlar. Herakles'e. Yani İran tanrılarıyla Yunan tanrılarını birleştirmişler. Mesela o Vahram, yani Veretrangra ile Herakles birleşmiş. İşte Ahura Mazda ile Zeus birleşmiş. Zeus Oramastes olmuş falan. Birbirine girmiş. Yunan kültürü üzerine çok etkilenmişler. Bu zaten Partlar dönemi İranlıların işte biz özgün bir kültürüz. Hiç kimseye benzemeyiz. Burası dünyadan tamamen farklı bir yer. İddialarını bulunanlardan bahsediyorum. Onları tamamen çürüten bir dönem. Yani İran'ın bütün tarihi boyunca böyle dışarı kapalı, işte kendine özgü bir, işte bunu başarı anlamında söyleyenler var. Hayır, Partlar döneminde 400 yıl boyunca İran pekala Helenistik kültürün etkisi, hı-hı, altında kalmış. Oripides'in tragedyalarının Part başkenti Nisa'da ya da Hekatempilos'ta, şimdi tam hatırlamıyorum, oynandığını Yunanlılar anlatıyor. Yani Partların Romalılarla çok meşhur bir savaşı vardır. Harran, Karrae Savaşı. Orada Roma konsülü Crassus öldü ve başı kesildi. Yani tarihçi olarak Crassus şeydir, Spartaküs isyanını bastıran konsüldür. Filmleri, hı-hı, izleyenler bilir. Yani sonu şeyde oldu, Harran Savaşı'nda oldu. Başını Part Şahı'na getirdiklerinde o esnada da Oripides'in bir tragedyası oynanıyormuş sarayda. Onu şeyler öyle anlatır, Yunan tarihçi. Yani tam böyle trajedinin içine geldi işte bu olay gibi. Sasaniler geldiği zaman, işte onu sonra isterseniz başka zaman konuşuruz. Partların bu kozmopolit kültürüne son veriyorlar. Bu çok dinli sentez kültürü ortadan kaldırıp daha homojen, daha monolitik bir mazdaist yönetim tarzına geçecekler. Mesela paralar hemen değişiyor. Partlar dönemindeki paraların üzerine Yunanca yazılar, Herakles gibi Yunan tanrılar falan varken, Sasanilere geçtiği anda iktidar ateş altarı, ateş sunağı başlıyor. Yunancalar hemen olmasa da, paraların üstüne hemen gidiyor da, kitabelerde bir süre daha devam ediyor. Yunanca yavaş yavaş yok oluyor, gidiyor. Yani evet, Sasaniler bir İran milli, yani Aryan geleneğine bir dönüş, bir reaksiyon olarak görülebilir. Ama Partlar dönemi de tam tersi, İran'ın ne diyelim, o dönemin koşullarına dışa açıldığı, Akdeniz kültürünün içinde böyle bir bütün olduğu bir dönemdir. O yüzden şunu dememek gerekiyor. Yani İran tarihi bir bütün olarak her dönem dışa kapalı. İşte orada Plato'da Berlin Duvarı'nın arkasındaki Doğu Almanya gibi falan öyle bir yer değildi. Dönem dönem bunların dışa açılma ve reaksiyonla içe kapanma dönemleri var. Evet. Bir yani hikaye bu. Umarım sıkmamışızdır insanları. Yani antik tarihle miladi dönem. Yok, bence gayet keyifliydi yani. Sadece arkadaşlardan biri, izleyicilerimizden biri Med aşiretleri hala var demiş. 6 tane büyük Med aşireti varmış galiba. Çünkü parça parça yazdığı için tam anlamadım ben de. O konuya bir açıklama getireyim. Şimdi bu bizi ortaçağ tarihçileri, bizim en büyük şeyimiz. Bizi uğraştıran insanlar. Çünkü bu insanlar, yani Bizans tarihçileri, Orta Çağ tarihçileri, geçmişte yaşayan insanlar. Geçmişe takılıp kalırlar. Herodot o bölgeye Medya mı dedi? Batı İran'a Medya, hı hı, ismini verdi. O zaman Medler var. Bir daha kimse bunu değiştiremez. Herodot'tan 1000 yıl sonra Ammianus Marcellinus'lar falan hala oraya Medya derler. Ve oradan gelen kabilelere Medler derler. Mesela ben daha da ileri gideyim. Selçuklulara bile Medler derler.
Selçuklular için Persler diyen var, Medler diyen. Mesela Bizans tarihçisini okursanız Alparslan Pers çağlıdır. Çünkü nereden geliyor Alparslan? Nereyi yönetiyor? Medlerin Nişabur ülkesinden geliyor. yönetiyor, Rey'i yönetiyor. Evet, Med ülkesini, Pers ülkesini yönetiyor. Alparslan'ı Pers çağı derler. Sencer'e Med çağı derler. Med coğrafyasında kurulan Ermeni krallıkları vardır. Onlara Med krallıkları denir. Yani adam Ermenice konuşuyor, Med kralı diye geçer. Çünkü o bölge tarihte bir kere Medya oldu ya. Artık orada kim yaşarsa yaşasın, kim geçerse geçsin hepsine Med derler. Bizim Trakyalılar gibi. Yani şimdi bizim Tekirdağlılar tarihi Trakya kabilesinin torunları mı? Yani muhtemelen değiller. Ama Trakya da orada sabit ya. Trakyalıyım deyince benim aklıma tabii şey gelmiyor. 2000-3000 yıl önce orada yaşamış Trak kabilelerinden falan bahsetmiyoruz. Coğrafi ad sabit kalır ve Bizanslı tarihçi bunu umursamaz. Mesela Moğollara İskit derler. Çünkü Evet. Herodot zamanı göçebeleri at üstünde gezen herkes İskit dedi. Adam Cengiz Kağan'a bile İskit der. Sen o zaman dersin ki ya işte demek ki İskitler de Moğol. İşte olmuyor. Tersten kanıtlama olmuyor. Çünkü bu bize Bizans tarihçilerinin sabit isimlendirmenin bize yarattığı sorunlardan biridir bu. Ve bu yüzden de geçen mesela bunu çok ciddi bir dergi de bu hatayı yaptı. Yani isim vermeyeyim şimdi. Metçe bir kitabe diye bastılar. Yani kitabe Metçe diye basılan kitabın içine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye şey geçiyor. Yani cümleler geçiyor. Yani bunun İslami bir dönemde yazıldığı çok belli. Yani Kürtçe bir kitabe bu aslında. İçine Rahman Rahim olan yani Bismillahirrahmanirrahim falan da var. Buna Metçe diye yazdı. Niye? Çünkü bulunduğu bölge antik çağda Medya olarak anılan bölge. O yüzden Evet. Bizans tarihçilerinin sabit isimlendirmelerinden doğan şeyler bizim işimizi bizi yoruyor. Ve biz bu Bizans tarihçilerinden kaynaklanan sorun, ya Bizans ya da işte Yahudi tarihçi fark etmez. Orta Çağ tarihçilerin isimlendirme, sıfatlandırma keyfiyetleri yüzünden şu an kim kimdir, kim nereden türemiştir bunları dedektif gibi tekrar çözmek, bulmak zorunda kalıyoruz. Bu hikayede böyle bir şey. Yani o yüzden yani her medyadan geçen her kültür bugün hala devam ediyor diyemeyiz. Dediğim gibi birçok Ermeni kralına da, Gürcü kralına da Med kralı denilmiş. Niye? Çünkü oraları da yönetiyorlar. Safaviler için bile şey denilmiştir. Medler deniliyor yani. Yani düşünün çünkü nereden geliyor? Tebriz'den geliyor. Tebriz eskiden Medya Adropatane bölgesiydi. O yüzden hani böyle şeyler oluyor. Bunlara balıklama atlamadan önce biraz düşünüp hani hangi Orta Çağ tarihçisi ne anlamda bunu kullanmış ona bakmak gerekiyor. Tabii bu herkesin buna zamanı da yok. O da ayrı konu. Yani o yüzden bir olayı Evet. eleştiri olarak söylemiyorum. Yani bu uzmanlık işi yani. Bu şey bir iş. Sıkıntılı bir iş yani. Evet. Bu şunun gibidir. Mesela Boşnaklara hep Türk denir. Avrupa'da. Çünkü Osmanlı'dan kalan bir miras temsil ettikleri için Boşnaklara, Pomaklara, Avrupa'daki bütün Müslümanlığa geçmiş topluluklara hepsine birden Türk derler. Çünkü onlar bir zamanlar Osmanlı bakiyesi olduğu için. Evet. Hoş geldin genç adam. Duymuyor Hoş gerçi geldin beni diyorlar. ama. Evet, hoş geldin diyor. Sen ne diyeceksin? Hoş bulduk Bir şey diyecek misin? demeyeceğim. Tamam, bir şey demiyor. Bakıyor sadece. Bu da Timur. Merhaba. Merhaba diyor bak. Bir şey demeyecek misin? Bir şey demeyecekmiş. Bir şey demeyecek. Bir şey tamam o zaman. Muhtemelen babamı artık geri verin diyor Evet, çocuklarla. artık bu şey zil sesi gibi. Hani duydunuz zilin sesini Kesinlikle. falan. Evet, bu Kesinlikle. şey bir Çok gayesi. çok gel artık bizimle oyna diye. Çok çok teşekkür ederim töre. Ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta Sasanilerden devam ederiz diye düşünüyorum. Eğer Tamam. ekstra bir gelişme olmazsa. Şey yapmayalım. Hani sınırlama yapmayalım. Bu antik çağ bitti. Miladi döneme geldik. İsa çağlarına geldik. Muhtemelen onu da bitiremeyiz. Bitiremezsek şeyde devam ederiz. Sorun değil. Yani biz kendimizi sınırlamayalım. Genelde bu şeyler hani üç aşamada bitirilebilir. Sorun değil benim için. Şimdiden onu söyleyeyim yani.
Çok çok teşekkür ederim tekrar. Ağzına sağlık. Gelecek hafta görüşmek üzere o zaman. Hoşça kal. Tamam, görüşmek üzere. Herkese selamlar. Selamlar, selamlar. Sağ ol. Evet, Ömer Argun yine üçüncü konuk olarak ekranda kalmış. Ömer Bey'in mesajını bulmaya çalışıyorum ki ekrandan kaldırayım. Ah, buldum. Evet arkadaşlar, bu akşam Töre Sivrioğlu ile birlikteydik. Yorumlarınız ve sorularınız için çok teşekkür ederim. Bu konuya önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bu arada Kürtlerin dünya tarihine ya da tarih sahnesine çıkışı ile ilgili bir program yapacağız zaten. Bunu da belirteyim. Sadece uygun bir isim, donanımlı bir isim arıyorum açıkçası bu konuyla ilgili. Ama aklımda açıkçası. Çok teşekkür ederim. Yarın akşam ben yine burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.